Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. 50 netçi mutakhasiz Xitay'nın irqi kırgıncılık cinayetini ispatlap çıktı. Dünyadaki nopozluk taratkularının biri bolgan CNN torunun haberde bildirilişçe, Washington Akıl Ambarı yeni liniye istiratege ve siyaset tetkikat merkezi yeni teşhiriş dökülat elan kılıp, Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki Uyghurlarga karatkan irqi kırgıncılık kılmışının, BDT'nin irqi kırgıncılığının aldın iliş ve onu cazalaş ehtinamesindeki barlıq maddalarga xilap ikerlikini oturga koygan. Haberde bildirilişçe, bu bir hükümetsiz teşkilatının tuncu kıtım Xitay'nın Şerqi Türkistan'a Uyghurlarga karşı icra kılıvatkan irqi kırgınçılık kılmışıga karta müstakil kanuni analiz yürgüzüşü iken, mezkur müstakil dokulatı 50'tin artı kişili hukuk, uruş cinayeti ve halkaralık kanun sahasındaki mutakhasisler birlikte ilan kılgan. Dokulatının birleşme abduru yeni liniye alahide teşebbüsünün baş nazaratçısı Azim İbrahim'den körsüzdükçe, dokulatta red kılgısız delil ispatlar bar bulup, bu ispatlar Xitay'nın irqi kırgınçılık cinayetini ispatlaşka yeterlik iken, irqi kırgınçılığının aldın iliş ve cazalaş ehtinamısı da irqi kırgınçılık cinayetinin ifadeleri inek biktilgen bulup, onun da 5 yıl şartke toşkallarının irqi kırgınçılık cinayetçisi ikerliki inek oturga koyulgan. 5 yıl şart bolsa, məlum millet əzalarına ziyankeşlik kılış, məlum millet əzalarının cismani ve ruhi sağlamlıqa eğir ziyan etküzüş, normal turmuş keçirvatkan məlum milletinin bir kısmı ya ki həmmisinin hayatıga xəstən ziyankeşlik kılış, məlum milletinin içki kısmıdaki tuğuş, köpüyüşke karşı mecburi çekleş tedbiri kullanış ve məlum milletinin evlatlarını başka yerge mecburi köçürüp gitiş qatarıqları bulup, bu şartlarının biri tepilsila irqi kırgınçılık cinayetini şekillendirirken. Mezkur dokulat köp sandaki Uygur muhacirleri öz közü bilen şahit bulguçularının güvahlıkı ve Xitay Kompartiyası'nın resmi hücretlerine asasen irqi kırgınçılığının 5 şartı ölçem kılıngan bulup Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki bastırış hareketi de 5 yıl şartının hemisi tepilgan. Bu dokulatını tayyalaş hizmetine katlaşkan kanun meselesi Yona Diamond irqi kırgınçılığının inahlemesi halak terapetini hata düşünüldü. Bu dokulatın məqsidi Xitay'nın məqsədlik irqi kırgınçılık sadır kılgan kılmğallıqını ispatlaş digərlərini təkidləgən. Dokulatın Birleşme Abduru ve Ottawa Üniversitesi'nin dosenti John Parker dokulat haqqıda toxtılıb, dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gəvdi bolğan Xitay'nın xalqara tertibke eğir xilaplı kılışı, kişilerin xalqaralıq bastırışqa bolğan gümanını qozğaydı. Eğer mezkur dokulat münasebetli kişilerin inek meydanını ipatlaşke hem de hareketke keltürüşke Türkiye bulanmasa, ondakta onların nemi kuzgıtalaydı deb sual koygan. Amerika Taşkı İşler Ministeri ki Xitay'nın Uyghurlarga icra kılavatkan bastırı cinayetini irqi kırgınçılık deb bekitkendikin, Xitay herkıl bahaneler bilen cinayet kılmışlardın özünü kaçırışka urunup gelmekte. Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi 7 Mart işki yığın cereyanıda Amerika'nın kararına katli karşı turduğalıqını bildirip, halkara cemiyetini müstakil teşhirüşke çakırgan. Halbuki halkara müstakil kanun örgününün yukarı delil ispatları dokulatı Xitay'a urulgan yeni bir kaçet bulup hesaplanmakta. Amerika Taşkı İşler Ministeri ki Amerika irqi kırgınçılık kararı da çın turudu dedi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşler Ministeri ki 9 Mart Taşkı İşler Ministeri Blinken, Trump hükümetinin Xitay'nın Uyghurlarga karatkan siyasetlerini irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayette bekitken kararıga koşulduğalıqını bildirgen. Amerika Taşkı İşler Ministeri bayanatçısı Ned Price, karellik muhbirlarını kütüyle yığında taratkularının suala cevap verip, Amerika Taşkı İşler Ministeri allakaçan bu hükümünü çıkardı. Sabık Taşkı İşler Ministeri Pompeo ve onun oğuna çıkan Blinken mu, Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki kılmışlarını irqi kırgınçılık da bekitti. Biz bu kararda katli çın turumuz. Emeliyette bugünkü künde Şerqi Türkistan'da yüz bergen işler toğrusudaki tepsilatlarımı bunu delille vermekte degen. Ned Price muhbirlarını kütüyle yığında yana Xitay'nın Şerqi Türkistan'a icra kılıvatkan veşililerinin toxtumalıqını. Eğer toxtuğan taqdırdımı, Taşkı İşler Ministeri Blinken'nin irqi kırgınçılık da bekitken kararını özgertilmeydiğalıqını bildirgen. Trump hükümeti Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki kılmışını irqi kırgınçılık da bekitişini ilgirim, Biden saylam grupisi Xitay'nın cinayetlerini irqi kırgınçılık deb atagan. Taşkı İşler Ministeri Blinken vazifige oltırgandan keyin mi bu kararını kaytadan muayyenleştirgen idi.
Haşar ve siyasi ügünü Şarkı Türkistan halkına iskenceye almakta. Xitayning Sharqiy Turkistondagi bastiruv siyosatining kuchayishiga mas holda yaqinqi yillardan beri hashar siyosati bilan mingi yuyish siyosati tixmi og'irlashib kelgan bo'lib, xalq kunduzi hashar kechisi siyosiy ugunish bilan qiyin ahvolda yashamoqda. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy taratqularda tarqalgan sillarda Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridagi hasharga silinayotgan Uyg'urlar ko'rsatilgan bo'lib, sinda ularning har kuni degida yo'l qurilishi, etiz eriq ishlari, ko'cha tikish qatorli hasharlarga silinganligi ma'lum bo'lgan. Bularının sırt ularının yana akşamı siyasi ügünüş namıda Komünistik Partiyanı Xi Jinping'ni ve Xitay rejimini medihiledigan kızıl nakşılarını yatlayıp yetişka, Xitay tili ügünüşke mecburluğuna vatkallığı körsülgen. Gerçi Şarkı Türkistan'daki bir Türküm halık ceza lagırga yaki türmelerge kamulaştığın kutulup kalan bozma, ama Xitay'nın türlük bastırı siyasetleri ularının yaşayış muhitini üstü uçuk türmüge aylandırmakta. Gollandiyadagi Xitoy tashkilotlari parlamentning irqiy qirg'inchilik qaroriga noroziligini bildirdi. 8-mart Gollandiyada faoliyat qilayotgan 50 dan ortiq Xitoy tashkilotlari birlikda bayonot e'lon qilib, Gollandiya parlamentining irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish qaroriga norozilik bildirgan. Gollandiya avom palatasi 22 fevral qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan inson qilibidan chiqqan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Bunundan bi'aram bo'lgan Gollandiyadagi 50 dan ortiq Xitoy tashkilotlari avom palatasining bu qaroriga qarshi bayonot e'lon qilgan. Mazkur tashkilotlar bayonotda Xitoy haqidagi ayblashlarning asosi yo'q. Irqiy qirg'inchilik haqidagi ayblashlar Xitoyga qarshi kuchlarning yolg'ondan paydo qilgan to'qilmalari deb bildirilgan. Mazkur bayonotda ishlatilgan iboratlarning Xitoy kompartiyasining bayonotchilari takrorlab kelayotgan qiliplashgan iboralar bilan butunlay o'xshash bo'lishi alohida diqqat qo'zg'agan. Kuzatuvchilar Xitoy millatchilaridan tashkillangan mutlaq ko'p sondagi tashkilot guruhlarining irqiy qirg'inchilik va insoniy huquq dafsanchiligini qo'llaydiganligini, erkin davlatda yashayotgan namda bo'lsa-mu Xitoy rejimi bilan bog'lanishi bo'lmagan mazkur tashkilotlarning Gollandiyaga o'xshash erkin davlatda Xitoy kompartiyasi bilan mas qadamda ovoz chiqarayotganligini, bu Xitoyning qadammu qadam g'arb ellarga singib kirayotganligi va iqtisod, siyosat jihatda ta'sir ko'rsatishga boshlaganligidek reallikni ko'rsatib berganligini bildirishmoqda. Anqaraga qarab yo'lga chiqqan Uyg'ur ayollar saqchilar tomonidan to'sib qilindi. 8-mart Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini ichilgandan so'ng yana oila a'zolari va farzandlari lagerga sulangan izdiriki bo'lmagan 9 Uyg'ur ona shu kuni Istanbuldan Anqaraga yurish qilish harakatini boshlagan. Mazkur ayollar bu harakatini Xitoyning Sharqiy Turkistondagi urug' tuqqanlari va farzandlarini sababsiz lagerga qamash qilmishlarga norozilik bildirish hamda bir necha yildan beri Sharqiy Turkistondagi oilasi bilan aloqalashishga ruxsat qilinmaganligida Xitoyning inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni xalqaroga tunutish maqsadida boshlangan bo'lib, 8-mart tushdan burun Istanbuldan Anqaraga qarab yo'lga chiqqan. Ammo shu kuni tushdan keyin soat 5 atrofida Turkiya saqchilari tomonidan to'silgan bo'lib, yurish faoliyatini davomlashtirishiga yo'l qo'ymagan. Bildirilishicha, saqchilar boshda ularning Anqaraga piyoda berishiga yo'l qo'ymaydiganligini, agar bormoqchi bo'lsa, mashina bilan berishi kerakligini bildirgan. Biroq ayollar Anqaraga mashina bilan berishni qaror qilganda, saqchilar ularni yanala Istanbulga qaytarib o'tgan va uyiga berib bo'lg'icha nazorat qilgan. Xitoy konsulxonasining hijob ichish chaqiriqi Pokistonda qattiq tanqidga uchurdi. 8-mart ayollar bayrami kuni Xitoyning Pokistondagi bosh elchixonasining madaniyat maslahatchisi Jon Xeching o'zining Twitter hisobida hijobingni ichivat, ko'zlaringni men ko'ray. Xinjiang usuli degan mavzuda yerim yalang'och bir Xitoy qizining usul o'ynagan videosini chiqargan. Ammo aradan hech qanday vaqt o'tmayla buningga qarshi qor yomg'irdan inkaslar yozilib, Pokistonda qattiq g'ulg'ula paydo qilgan. Bu haqtiga tushgan inkaslarning hammasida degudek Xitoy elchixonasining oliy darajalik maslahatchisi bo'lgan bir xodimning musulmonlar davlatida hijobingni och deb chaqiriq qilishi musulmonlarga qilingan ig'ir haqorat deb qaragan. Shundoqlar mushundoq bir amallarining qandoq bo'lib elchixonada madaniyat maslahatchisi bo'lib ishlaydiganligiga savol qo'ygan. Yana ba'zilari bo'lsa, Xitoy hozir musulmonlarning hijobini yo'qotadi. Buni bizning davlatimizga ilib kelishiga ruxsat yo'q deb xitob qilgan. Pokiston vaqti gazetasining 9-martdagi xabarida aytilishicha, Jon Xeching shu kunlar Twitterdagi bu uchuni yuvatgan.
Ama onun Twitter uçurunu süratke ilvalgalar bu süratlerini başkalar bilen köple mühembehligen. Şundakla bu kalva emellerinin kılmışını Beijing'a melum kılıp koyaylı. Bu saman kusahını Pakistan'dan haydab çıkarali deyip tillaşkan. İrlandiya'da Uygurlardaki mecburi emgekini çekilen sadaları götürüldü. Şerqi Türkistan'daki bastırış ve taqibning bevosita halda gayet zor ko'lamdagi mecburi emgekke sebep bo'layotganligi tashqi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lgandan keyin her qaysi cho'ng şirketler ve xalqaro danlıq marka egalari o'zlarining bu qabih qilmishga qarshi turganligini bildirgan edi. Yaqinda Uyg'ur masalasida ancha ko'p ifoda bildirib baxmagan Yevropa davlatlaridan Irlandiyami Şerqi Türkistan'daki mecburi emgekke çetişlik ta'minot zincirini qat'iy ma'ni qilish chaqiriqlari o'tirga chiqdi. Angliyada chiqadigan Vaqt gazetasining 9-martdagi xabarida aytilishicha, Irlandiya parlamentining a'zolaridan Kasirin Kandoli xonim Irlandiya moliya ministrligiga maktub yo'llab, mazkur ministrlik qaramog'idagi Irlandiya strategik mablag' fondining Sharqiy Turkistondagi majburiy amgak bilan yoki boshqa xalqlar bilan qaysi darajada munosabatli ekanligini surishtirib qilgan. Irlandiya moliya ministri Pascal Donoghue bu savolga yozma javob qaytirib Mazkur mablag fondining Sharqiy Turkistondagi bir qism zavodlar bilan hamkorlik aloqasi borligini, ammo bu hamkorlikning majburiy amgak bilan chetishliq yoki emasligining hozircha noma'lum ekanligini, o'zlarining bu masalani jiddiy tekshirishga buyurganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha Irlandiya strategik mablag fondi Irlandiyadagi eng cho'ng savdo sherigi bo'lib, Irlandiyaning chet ellardagi mablag silish to'llari mushu sherikat orqali amalga oshirilgan. Şemşqamar xanım Saadet Partiyası tarafından mükafatlandı. Türkiye'deki Saadet Partiyası İstanbul Şöbüsü Ayalar Bölümü 8. Mart Xalqaralıq Ayalar Bayramı münasibeti bilen hayatka kımmet koşkan ayalar temisi de faaliyet uyuşturdu. Faaliyetke Nuzgun Kültür ve Aile Cemiyeti'nin reisi Münevver Öz Uyğur xanım ve Şerqi Türkistan davasında aktif hizmet kılıvatkan Şemşqamar Atuş xanım teklif bilen katnaştı. Faaliyette Saadet Partiyası'nın İstanbul Şöbüsü reisi Ömer Faruk Yazıcı ve Saadet Partiyası'nın İstanbul Ayarlar Şöbüsü'nün reisi Nagihan Gül Asıltürk nutuk sözüldü. Bu ıhtımlık faaliyette ayarlarga anılık, akbarat, senet, edebiyat, teşkilat ve asimilasiya kılıngan topunun bayanatçısı Katarlıq türler boyunca mukabat takdim kılındı. Mukabat berilgelerinin arsıda Şerqi Türkistan davasıga bir kişilik hessisini kuşup kılıvatkan Şemşqamar Hanım'nın davada izcil boşaşmaya kadem besuatkallıqı. Şerqi Türkistan halkının dert elenlerini dünya cemaatiga bildiriş üçün tirişip kilovatkallıkı muayyelleştirilip, asimilasiya kılıngan topunun bayanatçısı degen mukafatı berildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleştirme hakkı öptüm. Rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.